pardon. Kit, pardon, pardon. Fatoş. Şöyle gidiyor. Nereye alıyorsunuz? Ay yer var. Devam edelim. Hadi abi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar, herkes malzemelerini tartıp hazırladı mı? Gramı gramına doğru olsun miktarlar. Pastacılıkta oran ve tarif çok önemlidir. Oh hocam, ben çok özür dilerim. Otobüsün lastiği patladı. Geç Nazlı, geç. Şimdi bizi izle, dersten sonra sen de kendini ölçüp tartıp yaparsın. Ne yapıyoruz? Çilekli, kremalı, karamelli pay yapacağız. Malzemelerimizi sırayla karıştıracağız. Söylediğim gibi miktarlar çok önemli. Ne yapıyorsun Nazlı? Çilekli, kremalı, karamelli pay. Peki tarttın mı malzemelerini? Hayır, göz kararı ekliyorum hocam, ben size yetişeyim diye. Göz kararı hangi standartların ölçü birimi Nazlıcığım? Antakya'nın halam standartları hocam bunlar. Acayip güzel yemek yaparlar ama bayılırsınız valla. Bir de üstüne sepeleme var. Bir çimdikten fazla bir çay kaşığındanız. Nazlı, sen hala iş arıyor musun? Ay her daim. Bir iş var, aşçılık işi. Detayları tam bilmiyorum ama gastronomi eğitimli birini arıyorlar part time. Ben hemen gideyim görüşmeye. Yalnız Nazlıcığım, sen derslere pek düzenli gelemiyordun. Hani bu iş ne kadar part time de olsa çok disiplinli birini arıyorlar. Evet, oluyordu tabii bazı aksilikler. Ama hocam şimdi yaz tatiline giriyoruz, okul da yok. Ben boşum, tamamen işime adapte olabilirim, sürekli gidebilirim. Tamam, adresi vereyim, git görüş. Ama ne olur ciddi ol, işini ciddiye al. Arıcı olanlara karşı beni de mahcup et. Güvenim bana hocam, asla. Tamam, hadi göreyim seni. Bana adresi attılar, ben detaylarla birlikte sana göndereceğim şimdi. Balonum burada. Teşekkür ederim. Nazmiye Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Ben de şimdi CV'nizi inceliyordum. Arkadaşlarım Nazlılar. Siz de Nazlı diyebilirsiniz. Sizinle eğer anlaşırsak bir sözleşme yapacağız. İşten bahsedelim mi? Buyurun. Evet. Evet, ben de işi, yani görev tanımını çok merak ediyorum. Ferit Bey'in mutfağında özel aşçı olarak çalışacaksınız. Özel aşçı mı? Evet. Bir itirazınız mı var? Var. Yani şöyle, ben kalabalık mutfaklarla çalışmak istiyorum. Mutfak bir çeşit usta çırak ilişkisidir. Ben de benden daha deneyimli ustalarla çalışıp bir şeyler öğrenmek istiyorum. Nazmiye Hanım, şu an master yapıyorsunuz ve bir yılınız daha var. Yazın okulda da belli başlı seminerlere katılacaksınız. Bu durumda size en uygunu part-time bir iş olacaktır. Doğru mu? Doğru. Biz de size Ferit Bey evde yokken gelip onun yemeklerini hazırlayıp gideceğiniz bir iş öneriyoruz. Benim için çok iyi bir referans olmayacak sanki. Haftada 500 lira artı yol masraflarınız karşılanacak ve sigortalı olacaksınız. Ama hala tereddütleriniz varsa... Yok, tereddütüm yok, kalmadı. Bence gayet iyi bu. Olur. Güzel. Hem merak etmeyin, bu iş sizin için iyi bir referans olacaktır. Tabii Ferit Bey'in yanında uzun süre çalışabilirseniz. Buyurun eve geçelim.